Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üçgen boncuklarla yapılan bir bileklik göstereceğim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle üçgen boncuklara ihtiyacımız var. 4 milimlik inci kullandım. Dizi boncuk kullandım. Bir de mıknatıs kapama aparatına ihtiyacımız var. İple çalışacağız arkadaşlar. İlk önce mıknatısımızın bir tarafını hemen bağlayarak başlıyoruz işimize. Mıknatısın bir ucunu dikiyoruz. Bir tane dizi boncuk alıyorum. Bir tane 4 numara inci. Tekrar bir tane kum boncuk, dizi kum boncuk. Tekrar bir tane 4 numara inci alarak şöyle arkaya getirdim. Mıknatısımızın hemen arkasına. Ve şimdi bir tane üçgen boncuğumu alıyorum. İpini arkasına getiriyorum. Burada iyice sıkıştırın ki arkadaşlar bir boşluk oluşmasın incilerle arasında. Şimdi içinden bir kere dolanıyorum üçgen boncuğumu. Elimle de iyice sıkılaştırdım, sabitleştirdim. Şimdi ikinci üçgen boncuğumu alıyorum ve ipim yukarıda. Aşağıdan girerek ilk taktığım üçgen boncuğu çaprazlıyorum. Yan yana yan yana 6 tane üçgen boncuk getireceğim arkadaşlar. İkinciyi getirdim. Şimdi bir kere daha yan tarafından içinden geçiyorum. Sıkılaştırıyorum. Şimdi ipimi aşağıda. Üçüncü üçgen boncuğumu aldım. Yukarıdan giriyorum. Aşağı. Hep çaprazlıyoruz arkadaşlar. 6 tane üçgen boncuğumuzu yan yana getireceğiz. Sonra tekrar yanından yukarıya çıkıyorum. İpimiz yukarıdaysa aşağıdan çaprazlıyoruz. Aşağıdaysa yukarıdan çaprazlıyoruz. 3 taneyi yan yana getirdim. Şimdi dördüncüyü takıyorum. İpim yukarıda, aşağıdan çaprazladım. Tekrar yukarıdan aşağı iniyorum. Beşinci boncuğumu aldım. Yukarıdan aşağı iniyorum. Ve tekrar aşağıdan yukarıya çıkıyorum. Son boncuğumu alıyorum. Aşağıdan yukarıya çıkıyorum. Yukarıdan tekrar aşağıya iniyorum. Bakın böyle 6 tane üçgen boncuğu yan yana getirdik arkadaşlar. Şimdi bunları birleştireceğiz ilk taktığımızla. İpim aşağıda, ilk taktığım boncuğun altından giriyorum. Üstten getirirsem şimdi ipler karışacağı için, ipim altta kaldığı için alttan takıyorum. Sonra birleşsinler diye tekrar üstünden girip yandakinden girip birleştiriyorum. Bakın şöyle. Göstereyim. Şu halde bir yuvarlağımız oldu. 6 tane üçgen boncuğu yan yana getirdik ve bir yuvarlak yaptık. Yan yana birleştirerek. Şimdi ipim aşağıdaydı biliyorsunuz. Hemen incilerin önündeki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Şimdi ikişer tane bunun üzerine ikişer tane kum boncuk sıralayacağız. 12 tane kum boncuğumuz olması gerekiyor arkadaşlar. İkişer ikişer sıralayacağız bunları. 2 kum boncuk aldım. Bakın ipim şuradan çıkmıştı. Hemen yanındaki boncuğa giriyorum. Aşağıya. Sonra daha sonraki boncuktan yukarıya çıkıyorum.
Şimdi yine iki tane kum boncuk aldım. İpim şurada gördüğünüz gibi. Geri geliyorum ve iki boncuğu takıyorum. Bakın yan yana yan yana dizilecekler dizi boncuklarımız. Şimdi yine bundan çıkıyorum. İki tane kum boncuk alıyorum ve tekrar geriye. Bir ileri bir geri arkadaşlar, bir ileri bir geri. Tekrar boncukların önüne ileriye çıkıyorum. İki boncuk alıyorum ve tekrar gerideki boncuğun içine giriyorum. Şimdi son iki boncuğumu takacağım artık. İki tane boncuk aldım, kum boncuk. Yine geridekine, gerideki üçgen boncuğun içinden girdim. Ve şimdi şurada 12 tane kum boncuğumuz oldu. Bu kum boncukların içinden bir tur geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için yine incinin önündeki üçgen boncuktan yukarıya çıkıyorum. Ve içinden bir tur döneceğiz. Bu takılan boncukların düzelmesini sağlayacak. Düzgün bir şekilde hizaya girmelerini sağlayacak. Bir tur. Bunu yapmazsanız düzgün durmuyor arkadaşlar. Üste takılan boncuklar. Onun için mutlaka bir tur içinden düzgün bir şekilde geçin. Boş. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın düzeldiler. Daha düzgün duruyorlar. Şimdi bir tane inci alıyorum. Ve tam karşıdaki, karşı uçtaki üçgenin içinden çıkıyorum. Bakın. Ortaya oturttuk. Bakın arkadaşlar. Önce üçgen boncuklarımızı 6 boncuğu aşağıya sıraladık. Sonra üzerine 12 tane kum boncuk dizdik. Bir tur içinden geçtik ve üzerine incimizi taktık. Evet, ilk birinciyi yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi ipimiz şu uçtaki üçgende. Şimdi bunun hemen yanına bir üçgen alıyoruz. Sıra burada. Buraya 6 tane üçgen boncuk dizeceğiz. İpim aşağıda. Yukarıdan girip çaprazlıyorum. Yanına birleştirdim. Yeni taktığım üçgeni. Buradan bir tur içinden geçebilirsiniz ki ayrı durmasınlar diye. Burası biraz sık olması gerekiyor. Şimdi ikinci üçgen boncuğumu geçireceğim. İkinci üçgen boncuğumu aldım. İpim yukarıda, aşağıdan geçirdim. Tekrar yukarıdan aşağı indim. Üçüncü boncuğumu alıyorum. Yukarıdan girdim. Tekrar aşağıdan yukarıya çıktım. Şimdi üç tanesi yan yana dizilmiş oldu. Dördüncüyü alıyorum. İpim yukarıda aşağıdan girdim. Tekrar yukarıdan aşağı indim. Dört müydü? Dört. Beşinciyi aldım. Ve yine altıncıyı takıyorum. Son boncuğumu takıyorum. Evet, gördüğünüz gibi yine 6 taneyi yan yana getirdik. 6 taneyi taktıktan sonra mutlaka ipim aşağıda kalıyor arkadaşlar. Ve şöyle birleştiriyorum bunları. Elimle şöyle. Hemen bu boncukla birleştireceğim. İpim aşağıda olduğu için aşağıdan yanındaki boncuğun altından giriyorum. Birleşsinler, ayrılmasınlar diye tekrar son boncuğun içinden geçiyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi birleştiler. Ve ikinci yuvarlağımız oluştu. Üçgenden yaptığımız ikinci yuvarlak oluştu. Şimdi yine ilk baştaki taktığımız boncuktan yukarıya çıkıyorum. Üçgen boncuktan.
İki tane kum boncuk aldım. Hemen yanındakine giriyorum. Ve ondan sonraki boncuktan çıkıyorum. Bir ileri bir geri arkadaşlar şimdi burada. İki tane boncuk, kum boncuk daha aldım. Geri geldim. Ve üçüncü boncuğa atlıyorum. İki tane kum boncuk aldım. İkinci boncuğa geri geliyorum. Yani bir geri bir ileri usulle takacaksınız bunu. Sonra bir sonraki boncuğa geliyorum. Yanlış girdim. Şimdi yine iki tane boncuk alıyorum. Yine bir geriye. Şimdi yine bir geri boncuğa geldim. İki tane kum taktım. Tekrar bir geri boncuğa. En son ilk baş boncuğa giriyoruz. İki tane daha kum alıyorum. Ve 12. boncuğumu da geçirdim. Şimdi ne yapıyoruz yine? Bir sonraki boncuktan yukarıya çıkıyoruz. Ve bu 12 taktığımız kum boncuğun içinden bir tur boş dönüyoruz. Boncuklar düzelsin diye arkadaşlar. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi yine inci alıyorum bir tane. Ve tam şu karşı uçtaki üçgenin içine giriyorum yukarıdan aşağı ve kendiliğinden incimiz içine oturuyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben bunu bileğime denk gelinceye kadar devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi üçgen boncuklarla yaptığım bilekliğim şöyle. Şimdi kapamasını takacağım yine. İpim yine aşağıda. Bir tane inci alıyorum. Bir tane kum boncuk. Yine bir inci. Yine bir kum boncuk. Ve aşağı indiriyorum. Bir de mıknatısımızın diğer ucunu takacağız. Kesip her zamanki gibi yakıyoruz arkadaşlar. Bakın.
bilekliğimiz oldu. Bundan çok güzel kolyeler yapabilirsiniz. Şu benim kullandığım inci boncuk yerine doğal taş koyabilirsiniz, kristal koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok şık bir bileklik oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.